Merhaba değerli öğrencilerim. 11. derse geldik bile. Bundan önceki dersimizde ters fonksiyonların mantığını anlatmıştık. Bu dersimizde ise ters fonksiyon yardımıyla işlemler, kısacası işlemlerle dans edeceğiz arkadaşlar. 3-4 kural bileceksin. O kuralın mantığını video içinde anlattım sizlere. Onları güzelce öğrenmeli ve buradaki sorularla dans etmelisin. Şimdi PDF'i incele. İnceledikten sonra soruların kolay olduğunu göreceksin. O soruları kendi yöntemine kolay bir şekilde yaparsın. Ama bu videodaki amaç birkaç özellikle verilen soruları kısa sürede nasıl çözüyoruz onları göstermek ve özellikle benim çözdüğüm yöntemle öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Pek çok sorunun çözümünde oldukça işimize yarıyor ve kısa sürede sonuca götürüyor. Yani onu mutlaka öğrenin arkadaşlar. PDF'in sonunda 3 soru var. O 3 soru da apotemiye aittir. Onları da çözün sevgili arkadaşlar. Evet, bundan sonraki dersimizde grafik çizimlerine geçeceğiz. Ve daha sonra grafik çizimini bitirdikten sonra güzel bir tarama testi hazırlayacağım. Onu da hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden kalemini kağıdını hazırla. Başlıyoruz. İşlemleri kolayca yapabilmek için birkaç özellik bilmemiz lazım. O özelliklerin hepsini gösterelim arkadaşlar. Fonksiyon tersiyle bileşkesi alındığında ya da tersi fonksiyonla aynı fonksiyonla bileşkesi alındığında bunun sonucu birim fonksiyondur. Bu ne demektir? Bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. Birim fonksiyon neydi? Fonksiyon içindeki değer neyse o fonksiyonun sonucu da fonksiyonun içine eşitti. Örnek verelim. Mesela x 2k artı 1 olsun. Bu f fonksiyonu birim fonksiyonsa bu fonksiyonun sonucu 2k artı 1 olacaktır. İşte birim fonksiyon budur arkadaşlar. Ve fonksiyonun tersiyle bileşkesini aldığımızda birim fonksiyonun kendisini verir. Bu da ne demek? Onu da böyle açıklayalım. Bakın f bileşke f'nin tersi. Buraya da 2k artı 1 diyelim arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Birim fonksiyonun kendisini veriyor diyorduk. İçine ise eşitliğin sağ tarafı da ona eşittir. Bir başka bakış açısı da şöyle yapabiliriz. Hani burası f bileşke. F'nin tersi 2k artı 1 ya arkadaşlar. Buraya baktığımızda aynı kesirli ifadeymiş gibi düşünün. F çarpı 1 bölü f 2k artı 1 gibi düşündüğümüzde sonuç 2k artı 1 olacaktır. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Ve gelelim ikinci özelliğimize. Bir fonksiyonun birim fonksiyonla bileşkesi ya da birim fonksiyonun f fonksiyonla bileşkesi fonksiyonun kendisini verir. Hemen ispatlayalım arkadaşlar. Bu birim fonksiyon örneğin burası da a artı b olsun. Arkadaşlar buna dikkat edelim. I f a artı b dediğimizde hani i fonksiyonu birim fonksiyondu ya. İçine ise sonucu da ona eşitti. I fonksiyonun içine bakıyorum f artı b. Dolayısıyla buradaki ifadenin sonucu f artı b olacaktır. Aynı şekilde bakın I bileşke f demiştim. F bileşke I dersek a artı b şeklinde. Bunu da yazarsak f I a artı b olacaktır. Bakın arkadaşlar I birim fonksiyondu. Birim fonksiyonu içine ise değeri de ona eşittir demiştik. Ve buradaki ifade f artı b'yi vermiş oldu arkadaşlar. Bunlar da ispatı olmuş oldu. Evet gelelim buna. Üçüncü özelliğimize. Bir fonksiyonun tersi vardır. Ve o fonksiyonun tersinin tersini alırsak fonksiyonun kendisine eşit olur arkadaşlar. Şöyle de aklınızda kalabilir. Üstlü ifadelerde üstleri çarpıyorduk. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı 1'dir. F üzeri 1'miş gibi de düşünebilirsiniz. F bileşke G'nin tersi ise bunlar önemli arkadaşlar. Buraya özellikle dikkat edelim. Böyle F bileşke G'nin tersi alınacaksa önce G'nin tersi bileşke F'nin tersi olacak. Yani bunlar yer değiştirecek arkadaşlar. Bu şekilde üçlü bileşke verildiğinde önce H'nin tersi sonra G'nin tersi, sonra F'nin tersi.
Bu özellikleri çok güzel bir şekilde kullanacağız. PDF'in ortasına doğru işlemlerle nasıl dans ediyoruz göreceğiz arkadaşlar. Bence bu ders çok eğlenceli bir ders olacak. Hem işlem kabiliyetimiz gelişecek hem de bakış açımız gelişecek. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. Önce sorulardaki mantığı bir anlamaya çalışalım. Baktığımızda eksi 3 hariç tüm reel sayılardan 4 hariç reel sayılara giden bir fonksiyon. f(x) eksi 3 fonksiyonu verilmiş. f(x) nedir demiş. Kısacası buranın x olmasını istiyoruz. O halde x yerine ne yazalım ki buranın sonucu x olsun? Onu bulacağız. 2x eksi 3 eşittir x'ten. Şunu yuvarlak için alalım ki karışmasın. Burada x artı 3 bölü 2'yi verir arkadaşlar. Yapacağımız iş şimdi x yerine bu ifadeyi yazmaktır. Çünkü x yerine x artı 3 bölü 2 yazınca fx'e de ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. 4 çarpı x artı 3 bölü 2 artı 5 bölü x ifadesine bakalım. X artı 3 bölü 2 ifadeyi dağıtarak yazalım. 4x artı 12. Buradan da 2 kere 5 10 gelir. Bölü 2. Buradan da x artı 3 bölü 2 gelir arkadaşlar. Gerekli sadeleştirmelerimizi yapalım. 4x artı 22 bölü x artı 3 olur arkadaşlar. Tabii ki bu soruda neyi öğrenmemiz gerekiyordu? Aslında buranın x olabilmesi için fonksiyonun içinin tersini almış olduk. Bunu öğrenmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Bunu size bırakıyorum. Fx fonksiyonu hangisidir demiş. Yine yapacağımız iş için x yapmak. X yapmak için x yerine vermemiz gerekiyor. Bunu bulmak. Kısacası fonksiyon içinin tersini buluyoruz. Bulduktan sonra x yerine yazacağımız ifadeyi eşitliğin sağ tarafına yazıp sonuçlandırıyoruz arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Fx x artı 3 g bileşke f 2 x eksi 5 olduğuna göre gx nedir demiş. Arkadaşlar bunu nasıl yazarız? G fx eşittir 2 x eksi 5. Fx'imiz x artı 3 verilmiş yerine yazılı. Şimdi amacımız gx'i bulmaksa g'nin içindeki ifadenin tersini alacağız demektir. O da neye eşittir arkadaşlar? X eksi 3'e. X'in x yerine x eksi 3 yazarsak burada gx'e ulaşmış oluruz. Gx eşittir 2 çarpı x eksi 3 eksi 5'ten 2x eksi 6 eksi 5'ten eksi 11 olur. Ya da şöyle yapabilirsin. X artı 3'ü y'ye eşitleyip y eksi 3 sonra y ile x'i yer değiştirdiğinde işte burada x yerine yazman gereken ifadeyi bulmuş olursun. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın gx eşittir x artı 1 vermiş. G bileşke f'ye verilmiş. Fx nedir demiş. Bunu da şöyle yazalım. Burası fx şeklinde yazıldı arkadaşlar. Şimdi bakıyorum g'nin içi fx. O zaman x yerine fx yazarsam g fx'e ulaşmış olurum. X yerine fx yazıyorum. fx artı 1 eşittir 2x artı 3'ten fx'imiz 2x artı 2 olur. Şu ana kadar kolay sorular. Tamam, sıkılabilirsin. Ama biraz sonra işlemlerle dans edeceğiz arkadaşlar. Buna bakalım hemen. F bileşke G verilmiş. G fonksiyonu verilmiş. Fx nedir demiş arkadaşlar. Şimdi buna dikkatlice bakıyoruz. F Gx şeklinde yazarız bunu. X kare eksi x artı 1. Gx fonksiyonumuz da x artı 2 idi. Yerine x artı 2 yazalım. F x artı 2 eşittir x kare eksi x artı 1. Arkadaşlar Fx'i sorduğuna göre amacımız burayı x yapmak. Yani x artı 2'yi x eşitleyeceksem buradaki x yerine x eksi 2 yazmam gerekir. O halde fx eşittir. X eksi 2'nin karesi eksi x eksi 2 artı 1 olur arkadaşlar. Açalım. X kare eksi 4x artı 4. Eksi x artı 2 artı 1'den. X kare eksi 5x artı 7 oldu arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Fx artı 1 verilmiş. F bileşke G de verilmiş. G'nin tersi nedir demiş. Hemen bunu açalım. F bileşke Gx eşittir. 3 eksi x'tir. Gx'i soruyor. Ve F'nin içinde Gx var. O zaman şu içine arkadaşlar Gx yapmaya çalışabiliriz.
X artı 1 gx olacaksa x yerine gx eksi 1 yazmamız lazım. Hemen buradaki ifadeye yazalım. 2 çarpı gx eksi 1 2 çarpı gx eksi 1, tabi burada parantez kullanacağız. Eksi 3 eşittir. Neymiş arkadaşlar? 3 eksi x, hemen şöyle toparlayalım. F fonksiyonun içine gx yaptım. Gx yaptığımdaki değerini buldum. Burası arkadaşlar. Bu fonksiyonda zaten 3 eksi x eşittir. 2 çarpı gx eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 olur. Arkadaşlar gx buradan 8 eksi x bölü 2 gelir. Bize g'nin tersini sormuştu. Burada y'yi eşitlemek yerine şunu kullanmanızı istiyorum. Hani arkadaşlar ax artı b, cx artı d vardı ya, bu fonksiyonun kendisiydi. Tersini almak istediğimizde a ile d işaretlerini değiştirerek yer değiştiriyordu. Cx eksi a, d buraya eksi d, a da buraya eksi a olarak geçiyordu. Tersi de buna eşitti. Bunu kullanmanızı istiyorum. Buna alışın arkadaşlar. 0x artı 2. Bakın burada x'in katsayısı eksi 1. Aşağıda da sabit 2 var. Artı 2 yukarıya eksi 2 diye geçecek. Eksi 2x artı 8. Eksi 1 aşağıya artı 1 diye geçecek. Evet, cevabımız eksi 2x artı 8 olacaktır. Hemen diğerine bakıyoruz ve burada değişik bir şey yapacağız. Lütfen tüm dikkatini bana ver. Gx fonksiyonu verilmiş. G bileşke f'nin tersinin tersi verilmiş. F5 nedir demiş. Öncelikle şurayı bir yapalım. Tersini aldığımızda f'nin tersinin tersi f'dir. Bileşke g'nin tersi oluyor arkadaşlar. X eşittir x artı 3. Dikkat etmeni istediğim bir yer var. Hatırlarsanız bileşke fonksiyonunun kendisiyle tersini aldığımızda bize birim fonksiyonu veriyordu. Burada onu uygulayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? F bileşke G'nin tersi. Bunun yanına G'yi ekleyeceğiz arkadaşlar. Burası da x artı 3'tü ya. G'yi eklediğimiz için bileşke G'nin kendisi de 3x eksi 2'dir. Ne yaptık? Sağ taraftan g'yi ekledik. O zaman burada da sağ taraftan g'nin değerini eklememiz lazım. Arkadaşlar, g'nin tersiyle g'nin bileşkesi bize birim fonksiyonu verir. Ve f bileşke birim fonksiyonda fonksiyonun kendisini verirdi. Buradan fx yazıyoruz. X artı 3 bileşke 3x eksi 2 oldu. Aslında bunu nasıl yapacağız? Şu sağdaki ifadeyi gidip x yerine yazacağız. O zaman 3x eksi 2 artı 3'ten 3x artı 1. Hemen ne yaptık? Burada deme sakın. Anlatacağım. Arkadaşlar, hatırlarsınız biz burada f bileşke g'yi almaya çalıştığımızda deriz ki f gx deriz, değil mi? Yani biz bunu şöyle ayırabiliriz. F bu şekilde ayırabiliriz. F'nin yerine f ifadesinin değerini, g'nin yerine de g ifadesinin değerini yazabilirim. Örneğin burada f ne olmuş olsun? İşte f burada 3x artı 1, ya öyle yazalım. 3x artı 1, g ise arkadaşlar 3x eksi 2. Amacımız nedir? Önce gx yazıyoruz buraya. Gx yazdığımızda 3x eksi 2 olur. F 3x eksi 2'yi arıyoruz. Burada da böyle yazdığımızda arkadaşlar g'nin değerini burada x yerine yazarak sonuçlandırıyoruz. Yaptığımız işlem bu yani. Aynı şey. Böyle aldığımızda f bileşke g'ymiş gibi düşünerek hareket edeceğiz. Hatta gibi değil, öyle hareket edeceğiz. Bu yöntemi öğrenmenizi istiyorum. Bazı sorular çok kolay çıkıyor arkadaşlar. Hemen diğerine bakalım. FGH birebir ve örtel birer fonksiyondur. Buna göre ifadesi nedir demiş. H'nin tersinin tersini önce yazıyorum. Sonra G'nin tersi alınacak. Sonra F alınacak. F'nin tersinin tersi F'dir. Cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. F bileşke G'nin tersi x artı 1 bölü 2'ymiş. Bana G bileşke F'nin tersi x nedir diyor. Arkadaşlar, eğer bu ifadenin tersini alırsak, yani böyle yaparsak neyi verir? G bileşke f'nin tersini vermez mi? Yer değiştiriyordu. Aynısını verir. O zaman sağdaki ifadenin de tersini almak zorundayız. Ama bunu şöyle yapmanı istiyorum. Y'yi eşitleyerek değil de
AX artı B bölü CX artı D'de tersini nasıl alıyorsak o şekilde yapmanı istiyorum ki pratiklik kazanasın. 0x artı 2. Tersini aldığımda artı 2 yukarıya eksi 2 diye geçecek. Buradaki artı 1 de aşağıya eksi 1 diye geçecek. Her tarafı eksiyle, eksiye böldüğümde cevap 2 eksi eksi 1 olacak arkadaşlar. Buna bakalım. Hemen şunu bir yapmaya çalışalım. G'nin tersinin tersi G'dir. Bileşken F'nin tersinin tersi F'dir. Bize bunu soruyor arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Buna ulaşabilmemiz için GoF fonksiyonu oluşturmamız lazım. Tamam, basit yoluyla sen yapabilirsin ama ben öyle bir şey istemiyorum. Burada farklı bir yöntem öğretmeye çalışıyorum. Arkadaşlar G bileşke F ne demek? 5x artı 1, x artı 3 demek. Bakın G'yi yazdım, F'yi yazdım. Burada amaç bunu gidip x yerine yazmak olacak. 5 çarpı x artı 3 artı 1 oldu. Kısacası 5x artı 16 oldu. Bize bir noktasındaki değerini soruyor. X yerine 1 yazacağız. Cevabımız 21'dir. Amacım şunu göstermek arkadaşlar. Ve bazı soru bankalarında bu şekilde soru bulunmakta. Mantığını güzelce gösterilme ve sen bunu basit yolla yaparsın. Madem GoF 1'i soruyor dersin ki önce GFx oluşturayım. Ondan sonra bunun sonucunda x yerine 1 yazayım. Ya da şöyle yapabilirsin. X yerine 1 yazacaksın. F1'i bulacaksın 4. Buradan da G4'e gidip yerine yazdığında 21 bulursun. Tekrar ediyorum. Amacım şunun mantığını göstermek arkadaşlar. Hemen buraya bakalım. H'nin tersinin tersi H'dir. F'nin tersi olacak. G'nin tersi olacak. Arkadaşlar önce eksi 3 noktasındaki G'nin tersini alacağız. 4'e eşittir. Sonra 4 noktasında F'nin tersini alacağız. Soruda verilmiş 2'dir. Sonra H2'yi bulacağız. Soruda verilmiş eksi 5'tir. İşlem kabiliyetimizi artırmak için devam ediyoruz arkadaşlar. FG fonksiyonu R'den R'leymiş. FX fonksiyonu nedir demiş. Önce şurayı düzenleyelim. Tersini alıyoruz. G'nin tersinin tersi G'dir. Bileşke F'nin tersi olmuş oldu. Arkadaşlar bu değer 3x eksi 5'miş. Şimdi dikkatlice yapalım. GX bize verilmiş. Arkadaşlar buradaki ifadeye baktığımızda şöyle yapabiliriz. Hani biz burada fx ulaşacağız ya, iki yoldan da deneyebiliriz ama hadi bunu basit yapalım. F-1 x eşittir 3x eksi 5. Sonra burada x yerine x noktasındaki f'in tersini yazacağız. Yani f üzeri eksi 1 x'i verecek. Buraya yazdığımızda f'nin tersi artı 2 eşittir 3x eksi 5 olacak. Ve f'nin tersi 3x eksi 7 olacak. Peki fonksiyonun kendisi neye eşittir? Buranın tersini alıyorum. Bunun da tersini alıyorum arkadaşlar. O zaman fx 3x eksi 7'nin tersinin alınmasıyla bulunacak. Bunun tersi de nedir arkadaşlar? X artı 7 bölü 3'tür. Yaptığım şey bak şimdi 3x eksi 7 bölü 1 ya. Bu 0x artı 1'dir. Artı 1 yukarıya eksi 1 diye geçer. Artı 3 aşağıya eksi 3 diye geçer. Ve eksi parantezine aldığımızda arkadaşlar eksiler gider. X artı 7 bölü 3 olur. Lütfen AX artı B bölü CX artı D'yi kendine alıştır. Zamanla çok pratik bir şekilde hemencik sonuca gideceksin. Tabii ki Y'yi eşitleyerek de yapabilirsin. Sıkıntı yok. Tercih sana ait. FG fonksiyonları verilmiş. F'nin tersi nedir demiş arkadaşlar. Hemen buraya yapalım. G'nin tersinin tersi G'dir. Bileşke F'nin tersi olacaktır. X eşittir 6x artı 7. Burada şöyle yazabiliriz. G F'nin tersi x eşittir 6x artı 7 yazabiliriz. Arkadaşlar x yerine F'nin tersini yazacağız. Burada da öyle. O zaman fonksiyonun değeri F'nin tersi x eksi 1 olacak. 6x artı 7 ise bu eksi 1'i artı 1 diye geçirdiğimizde fonksiyonun değeri 6x artı 8 olacak. Şimdi buna bakalım. Bakın burada bir oyun oynayacağız. F bileşke G ile G bileşke F'nin tersi verilmiş.
G bileşke G eksi 1 nedir demiş. Bunu sen uzun uzun yapmaya çalışabilirsin. Ama orada bayağı bir zaman gider. Ne yapacağız arkadaşlar? Bak F'nin tersi var. Burada da F var. Bunları bileşke haline getireceğiz. Bakın bu bileşke. Sonra burası. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buradaki ifade nedir? X artı 5'tir. Bileşke. B bileşke G'nin ifadesi de 2x eksi 3'tür. Şimdi dikkatlice bakıyoruz. Arkadaşlar F'nin tersiyle F'nin bileşkesi bize birim fonksiyonu verir. Burada G bileşke, I bileşke G olur. İkisi de xx olduğu için işlem yapabiliyoruz arkadaşlar. İsterseniz şöyle de yazabilirsiniz. Şimdi dikkatli olalım. Birim fonksiyonla G fonksiyonun bileşkesi bize G'nin kendisini verir. Ve sonuç G bileşke G olur arkadaşlar. G bileşke G x'i verdi. Buraya baktığımızda sağdaki ifadeyi gidip x yerine yazıyoruz arkadaşlar. 2x eksi 3 yazdık artı 5'i var. Buradaki G bileşke G'nin değeri 2x artı 2'ymiş. Eksi 1 noktasındaki ne diyor? X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 2 artı 2'den 0 olur. O yüzden bu tür ifadeleri yapabilmeyi iyice öğrenmek lazım arkadaşlar. Ve kolayca sonuca gitmek gerekiyor. Birkaç örnek daha yapacağız. Daha sonra lütfen kendiniz de tekrar tekrar yapın. Eliniz alışsın. Gelelim buradaki soruya. F bileşke G'nin tersi ve G bileşke F'ye verilmiş. Bu sefer de F bileşke F demiş. Videoyu durdur, kendini bir dene. Arkadaşlar bakın G'nin tersi var. Burada da G var. Demek ki bu ikisini yan yana yazacağım. F bileşke G'nin tersi X. Şöyle yapalım. Ya da bunu böyle göstermek yerine ikisinde de x yazıyor ya arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. F bileşke G'nin tersi bileşke gof şeklinde yazabiliriz. Evet, şimdi oldu. Bu soldaki ifade buradaki de sağdaki ifadedir. Soldaki ifadeyi önce yazıyorum. Bileşke sağdaki ifadeyi de sonra yazıyorum. Bakın arkadaşlar. G'nin tersi bileşke G birim fonksiyondur. Burada f bileşke birim fonksiyon bileşke f geldi. Birim fonksiyonla f'nin sonucu fonksiyonun kendisini verir. F bileşke f'yi vermiş oldu. Hemen buraya şöyle yazıyorum. Burada da sağdaki ifadeye gidip x'in yerine yazıyoruz. 3 çarpı 2x artı 1 eksi 7 6x artı 3 eksi 7'den eksi 4 oldu arkadaşlar. Sıfırdaki değerini soruyor. X yerine 0 yazdığımızda cevap eksi 4 olacaktır. Gelelim altındaki soruya. F bileşke F'yi vermiş. G bileşke F'nin tersi verilmiş. Cof x'i soruyor. Önce bunu yazacağım. F'nin tersinin yanına F'yi denk getireyim ki orada birim fonksiyonu yakalayayım. O zaman yazıyorum. G bileşke F'nin tersi bileşke F bileşke Fx. Tabi bunu yaparken şuradaki x'lerin de aynı olması lazım arkadaşlar. Dikkatli olalım. Burayı da şöyle gösterebiliriz. X diyelim. G bileşke F'nin tersi x artı 5 bölü 3'e eşit. Bir de 3x artı 1'e eşittir arkadaşlar. Şöyle kaldıralım. Şimdi yapacağımız iş burada F'nin tersi bileşke F'nin birim fonksiyonu oldu. G bileşke I bileşke F'den birim fonksiyonla F'nin bileşkesi fonksiyonun kendisini verir ve sonuç G bileşke F'dir. G bileşke Fx eşittir. Şimdi sağdaki ifadeyi x'in yerine yazacağız. 3x artı 1 artı 5 bölü 3'ten 3x artı 6 bölü 3 ve her tarafı sadeleştirdiğimizde x artı 2 verecektir arkadaşlar. Hemen buradaki sorumuza bakalım. F bileşke G, F'nin tersi bileşke G'nin tersi. Önce şurayı bir düzenleyelim, değil mi? Bu ne demektir? G'nin tersi bileşke F demektir arkadaşlar. Bunun sonucu 2x artı 1'miş. Buraya baktığımda GX var. Buraya baktığımda G'nin tersi var. Bu iki ifadeyi yan yana yazacağız o zaman. Önce bu bileşkeyi yazıyorum. Sonra da G'nin tersi olan kısmı yazıyorum. Şöyle de yapabiliriz.
Nasıl yazarsan yaz, önemli değil. X olduğu için en sonunda x yazacaksın zaten. P bileşke G 2 eksi x'tir. Önce onu yazıyorum. Bileşke. Daha sonra 2x artı 1'i yazıyorum. Dikkatli bir şekilde yapalım. G bileşke G'nin tersi I'dır. Arkadaşlar F bileşke I bileşke F. Bunun sonucu F'dir. F bileşke F'ye ulaşmış oluyoruz. X. Şimdi yapacağımız iş sağdaki ifadeyi x yerine yazmak. 2x artı 1. Buradan 1 eksi 2x cevabını buluruz. Ama bize 2 noktasındaki değerini sormuş. X yerine 2 yazarız. 1 eksi 4'ten cevabımız da eksi 3'tür arkadaşlar. Diğer yolla da yapabilirsin. Yani birden fazla yolu olabilir bu soruların. Ama bu kuralı bilirsen kısaca hemencik cevaba ulaşabilirsin. Evet arkadaşlar, işlemlerle dans etmeye devam ediyoruz. Tabii ki birden fazla yol var. Amacım bu yolların hepsini göstermek. Hatta benim bu yan yana getirip de yaptığım işlemleri güzelce anlayın ki bazı sorularda çok kısa bir sürede sonuca gideceksiniz arkadaşlar. O yüzden her yolu öğrenmeye çalışın lütfen. Bakın bu soruya. H'nin tersi var burada. Burada da H var. Bu ikisini yan yana getirebiliriz. Yazalım. F'nin tersi bileşke G, bileşke H'nin tersi. Burası 1. Sonra bir bileşke ekliyorum. H bileşke G'nin tersi X olmuş oldu. Eşittir. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce burayı yazmıştık. X artı 2 bölü 5. Bileşke sonra burayı yazdığımız için 2x eksi 1 olacak arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. H'nin tersiyle H'nin bileşkesi birim fonksiyonu verir. Şimdi kalan ifadeyi bir yazayım ki rahatça görün. Şimdi birim fonksiyon aynı çarpma işleminde etkisiz eleman 1 ya. Fonksiyonlarda da etkisiz eleman birim fonksiyondur. Bir herhangi bir fonksiyonla bileşke haline geldiğinde fonksiyonun kendisini verir. Buraya bakıyoruz. Birim fonksiyonla g'nin tersinin bileşkesi g'nin tersini verir. G fonksiyonun tersi de bileşkesi birim fonksiyonu verir. D'nin tersinin birim fonksiyonla bileşkesi fonksiyonun kendisini verir. Bakın fonksiyonun tersi neye eşitmiş? Bu ifadeyi de yerine yazalım. 2x eksi 1 artı 2 bölü 5'ten 2x artı 1 bölü 5'miş. Hatta tekrar yazalım biz bunu. 2x artı 5 pardon artı 1 bölü 5 olacak. Ama bize f1'i sormuş, biz tersini bulduk. Ne yapalım? Tekrar her iki tarafın da tersini alalım arkadaşlar. Tersini alıyoruz. Buradaki ifadenin de tersini alıyoruz. Buradan fx geldi. 2x artı 1 bölü 5'in tersi şuna 0x artı 5 ekle. Artı 5 yukarıya eksi diye geçer. Eksi 5x artı 1 bölü. Artı 2 de aşağıya eksi 2 diye geçer. Tersini aldık arkadaşlar. Şimdi x yerine 1 yazarsak. Eksi 5 artı 1 bölü eksi 2'den. Cevabımız 2 olur. Peki başka hangi yöntemle yapabilirdik? Şöyle yapabilirdik arkadaşlar. Şu boşluğa yazalım. Şu kısma dikkat ettiniz mi? G bileşke H'nin tersi. Burada da H bileşke G'nin tersi var. Kısacası şu ifadeyi bulabilmem için sağdaki H bileşke G'nin tersinin tersini almam lazım. Bakın ben bunun tersini alırsam sağ tarafın da tersini almalıyım. Buradan neyi verdi? G bileşke H'nin tersini x noktasındaki değeri 2x eksi 1'in tersi nedir? X artı 1 bölü 2'dir. Şurayı gördünüz değil mi? Buranın sonucu budur arkadaşlar. Yani biz bu fonksiyonu şöyle yazabiliriz. Bunun değerini bulduk. X artı 1 bölü 2. F'nin tersi x artı 1 bölü 2 neye eşitmiş? X artı 2 bölü 5'e. Buradan da aslında her tarafı şöyle yapalım, okula koyalım. Her tarafı f ile çarptığımda bunlar gidecek birim fonksiyonun kendisini verdiğinden içine eşit olacak. X artı 1 bölü 2 eşittir. F x artı 2 bölü 5 olacak arkadaşlar. Şimdi f 1'i bulabilmek için tabii ki burayı 1'e eşitleyip şurayı 1'e eşitleyip x yerine 3 dememiz gerekecek. X yerine 3 dersek 4 bölü 2'den cevabı 2 bulacağız. Dediğim gibi birden fazla yolu var. Sen her yolu öğrenmeye çalış yeter ki. Hemen altındaki soruya bakıyoruz. B'nin tersi x artı 5 g 2 x eksi 1'miş. Buraya bakın arkadaşlar nedir demiş bize. Şimdi dikkat edin burada fonksiyonu yani f bileşke g var. Burada da ben f bileşke g'yi oluşturmak için
Yanına F'yi ekleyeceğim. Tabii ki sol taraf eklediğimden buraya da F ekleyeceğim. Bakın işte ben buna diyorum işlemlerle dans ediyoruz diye arkadaşlar. F ile F eksi 1 birbirini götürdüğü birim fonksiyonu verdiğinden içine ise dışı da ona eşittir değeri de x artı 5'e eşit olacak. Burada fo 2x eksi 1'i verecek. Bakın F bileşke G'yi verdi. Arkadaşlar şuranın bak fo 2x eksi 3'e fo 3. Buranın 3 olmasını istiyoruz. 2x eksi 1 3'ten x'imiz 2'dir arkadaşlar. X yerine 2 yazdığımızda 2 artı 5'ten bize 7'yi verir. İşte dans ediyoruz. Gelelim buraya. Fx eksi 2 verilmiş. F'in tersi de verilmiş arkadaşlar. Fof'u sormuş. Burada bir F var. Fof, F bileşke F olması için sol tarafa F ekliyorum. Aynı zamanda buraya da ekliyorum. Burada ne oldu? Burada fof oluştu. X eksi 2 eşittir. Burada da F ile F'nin tersi yan yana geldiğinden birbirini götürecek. İçindeki ifade 5 eksi x neyse sağ tarafta 10'a eşit olacak arkadaşlar. Şimdi fof 0'ı sorduğu için burayı 0'a eşitlememiz lazım. X yerine 2 diyeceğiz. 5 eksi 2'den 3'tür. En sevdiğim yerler buralar arkadaşlar. Gelelim buraya. Dikkat ediyoruz. Sana G bileşke F'nin tersini vermiş. Eşitliğinde de G var. F'nin tersi 13 demiş. Dikkat et. F'nin tersine ulaşmak istiyorum. O zaman şu baştaki G'yi yok etmem lazım. Yok etmek için bunu G'nin tersiyle burayı da tabii buraya G'nin tersini ekliyorsak buraya da G'nin tersini eklememiz lazım. Başa ekliyorsak eşitliğin sağ tarafında da başa eklememiz lazım. Tabii ki buraya çarpı gibi durursa da aslında orası bileşkedir arkadaşlar. Yani burayı şöyle alıyoruz. G bileşke, G bileşke, F'nin tersi şeklinde. Tamam mı? O halde şunlar yan yana geldiğinden birbirini götürecek. Burada birim fonksiyonu verecek. Birim fonksiyonun F'nin tersiyle bileşkesi tabii ki etkisiz eleman olduğundan fonksiyonun kendisini, F'nin tersini verecek. Yazalım. F'nin tersi 2x artı 3 eşittir. Şunlar da birbirini götürecek. Çünkü tersiyle kendisinin bileşkesi birim fonksiyonu verir. İçine ise değeri de 10'a eşittir. İşte soruyu çözdük arkadaşlar. İçinin 13 olmasını istiyoruz. Burada x yerine 5 yazmamız lazım. 2x artı 3 eşittir 13'ten x 5'tir. 5 yazarsak 3 bölü 3'ten cevabımız 1'dir arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. F bileşke G verilmiş. G6 sorulmuş bize. G fonksiyona ulaşabilmem için bunun başına F'nin tersini hatta bunun başına da F'nin tersini eşitliğin her tarafına en başa koyuyorsam diğerini de en başına koymak lazım. Eğer bu sol tarafta sağ tarafına koysaydık soldaki eşitliği burada da sağ tarafına koyacaktık. Koyduğumuz yön önemli. O yüzden burasının cevabı bize birim fonksiyonu verir. F'nin tersi bileşke F. Birim fonksiyona G'nin bileşkesi arkadaşlar G'nin kendisini verir. G fonksiyonu içi 7 eksi x olacak. Burada da F'nin tersiyle F'nin bileşkesi birim fonksiyonun kendisini verir. Ve birim fonksiyonun 3x artı 5'teki değeri 3x artı 5'tir. Yani içindeki ifadeye eşittir. 3x artı 5 işte bitti. G6'yı sorduğuna göre burayı 6'ya eşitliyoruz arkadaşlar. X yerine 1 yazmamız lazım. 1 yazarsak 3 artı 5'ten 8 olur cevabımız. Umarım hızlı gitmiyoruz. Birkaç kere kendini denemelisin. Yapabildiğini görmelisin. Ondan sonra her şey çorap söküğü gibi gelecek arkadaşlar. Bak F2'yi sormuş bize. Buraya bakıyoruz. F2'ye ulaşabilmek için G'lerden kurtulmam gerekiyor, öyle değil mi? O zaman ne yapacağım? Sol tarafa G'nin tersini, buraya sol tarafa G'nin tersini eklediğim için buraya da sol tarafa G'nin tersini eklemem lazım. Ve dikkat et, burası nedir? Birim fonksiyondur. Birim fonksiyon bileşke F'nin tersi de F'nin tersini verir. F'nin tersi 5x artı 3 eşittir. Burada da G'nin tersi bileşke G'de birim fonksiyonu verir. Birim fonksiyon içi 2x olduğundan 2x'e eşit olur. Bitti mi? Hayır. Şimdi F'ye ulaşmam lazım. Burada da bileşke F diyorum. Burada da F'yi ekliyorum. Bunlar etkisiz elemana yani birim fonksiyona götürecek.
Değeri 5x artı 3 eşit olacak. F2 eksi x oldu arkadaşlar. Amacım F2'yi bulmak. Burası 2 olması için x yerine 0 yazmamız lazım. Cevap o zaman 3'tür. Evet, buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın f'nin tersi 3x. Fx artı 5 demiş. Bunu sormuş. 3 tane f'yi yan yana getir diyor. O zaman sen şuraya sol tarafa bir tane f ekleyeceksin. Aynı şekilde buraya da ekleyeceksin. F ile f'nin tersinin birleşkesi birim fonksiyon olduğundan kendisine eşit olacaktır. 3x eşittir. Burada da f x artı 5 oldu. F, hatta tekrar şöyle yapalım. 3 tane f olduğu için 3 tane f'yi yazdık arkadaşlar. X artı 5 oldu. Sana 8'deki değerini soruyor. Buranın 8 olması için x artı 5'i 8'e eşitlediğimizde x'i 3 dememiz lazım. X 3 ise 3 kere 3 9 olacak arkadaşlar. Gelelim buraya. Bence artık öğrendiniz. Buraya kadar izlediysen bence o benim en son yaptığım işlemleri güzelce öğrendin. Kullandığımız ne var? Bakın fonksiyonun kendisi de tersinin bileşkesini aldığımızda şu içine ise fonksiyon ona eşit. Ya da şöyle yapalım. Daha rahat anlamanız için. 3k artı 1 ise bunun değeri 3k artı 1 oldu. Çünkü burası birim fonksiyonu verdik. Birim fonksiyonu içi de 3k artı 1 iken 1 ise değeri de 3k artı 1 olacaktır. Öğrendiğimiz bu. Diğeri de birim fonksiyon kiminle bileşki kuruyorsa o fonksiyona eşit oluyor. Fonksiyonun tersiyle ise fonksiyonun tersine eşit oluyor. Etkisiz eleman gibi hareket ediyor. Hepsi bu iki özellik üzerine arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. F'in tersi bileşke G, bileşke H verilmiş. Bize G'nin tersini soruyor ama dikkatli bir şekilde hareket edelim. Arkadaşlar burada F'nin tersi var. Burada da F'nin tersi var. F'den kurtulalım. O yüzden buraya F, buraya da F'yi ekliyorum. F bileşke F'nin tersi yan yana geldiğinde birim fonksiyonu veriyor demiştik. Yani şurası I oldu. Arkadaşlar I bileşke GOH fonksiyonuyla bileşke kurduğunda hani etkisiz eleman ya, sonuç burada bize neyi verecek? G bileşke H x artı 1'i verecek. Eşitliğin sağ tarafına bakalım. B'ler birbirini götürür. Birim fonksiyonu eşit olur I'ya. I 3x eksi 7 bölü 2'nin sonucu da 3x eksi 7 bölü 2'dir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Hatta onu şöyle aşağıya yazalım. X artı 1 eşittir 3x eksi 7 bölü 2. Şimdi yapacağımız iş g'nin tersine ulaşmak olacak. Arkadaşlar g'nin tersine ulaşacaksa bak sol tarafa g'nin tersini buraya da g'nin tersini eklemem lazım. Bakın burası bize birim fonksiyonu verdi. Birim fonksiyonun h ile bileşkesi fonksiyonun kendisini verir demiştik. Burada da g'nin tersi 3x eksi 7 bölü 2 oldu. 5 bölü 2'deki değerini soruyor. 3x eksi 7 bölü 2'yi 5 bölü 2'ye eşitlediğimizde 3x 12, x'imiz 4 oluyor. X yerine 4 yazarsak bize h5'i soruyormuş. h5 de 3'müş arkadaşlar. Ve son 3 sorumuz arkadaşlar. F eksi x artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiş. F4 bölü 0 noktasındaki tersinin oranını sormuş arkadaşlar. Önce F4'ü bulalım. F4'ü bulabilmek için burayı 4'e eşitleyeceğiz. Eksi x artı 2 4 ise x'imiz eksi 2'dir. Yani fonksiyonda x yerine bakıyoruz. Eksi 2. Eksi 2'yi eğriyle kesiştirdiğimizde oluşan y değeri eksi 3'tür. Eksi 3 bölü. Şimdi buna dikkat edin. Tersinin sıfır noktasındaki değerini soruyor. Arkadaşlar tersi sıfır olacaksa f fonksiyonun y değerinin sıfır olduğu yere bakıyorum. Y değerinin sıfır olduğu yer burasıdır arkadaşlar. Yani x eksi 1 içindir. X eksi 1 için yerine yazdığımızda artı 1 artı 2'den bize f3'ü verecektir. Kısacası f3 nedir? Sıfırdır. F'nin sıfır noktasındaki tersi de 3'tür değil mi? Bunun değeri de 3 olacak. Oranladığımızda eksi 1 olur arkadaşlar. Gelelim buradaki sorumuza. Eksi 2 ile 3 aralığında
kümesinde gerçek sayılarda tanımlı diyor. Px fonksiyonu veriliyor. Buna göre Hx fonksiyonun görüntü kümesinin tam sayı elemanlarının toplamı nedir diyor. Apotemiden arkadaşlar bu son çözdüklerimiz. Şimdi sırasıyla yapalım. Öncelikle şurayı yapalım. G'nin tersinin tersi G'dir. F'nin tersi olacaktır. Bileşke. Burada da F'nin tersinin tersi F'dir. G'nin tersi olacaktır. Böyle yaptığımızda x artı 1 olacak. Dikkat edin arkadaşlar. F'nin tersiyle kendisinin bileşkesi bize birim fonksiyonu verir. Birim fonksiyonla g'nin tersinin bileşkesi g'nin tersini verir. G bileşke g'nin tersi de birim fonksiyonu verir. İşte birim fonksiyonda neye eşittir arkadaşlar? İçine x artı 1'e. Kısacası Hx fonksiyonu ne bulmuş olduk? X artı 1 bulmuş olduk arkadaşlar. Bize tanımlı olduğu yeri yani x'i böyle vermiş. X nedir? Eksi 2'den kapalı, 3'ten açık. X artı 1 oluşturacağız. Görüntü kümesi dediği için her tarafa artı 1 ekliyoruz arkadaşlar. Eksi 1 küçük eşit, x artı 1 küçük, 4 oldu. Bu görüntü kümesine bakıyoruz. Tam sayı elemanlarının toplamı demiş. Şunun sonucuna bakacağız. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 topladığımızda 2 ile 3'ün toplamı 5 olur arkadaşlar. Ve gelelim son sorumuza. Uygun koşullarda tanımlı birebir ve örtel FG fonksiyonları veriliyor. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Hemen şuraya dikkat et. G'nin tersi bileşke G'nin sonucu birim fonksiyondur. Birim fonksiyonla F'nin tersinin sonucu fonksiyonun kendisini verir. F bileşke F'nin tersi de arkadaşlar şöyle yapalım. Tabii ki birim fonksiyonu verir. 3x-12. Ya birim fonksiyonsa birim fonksiyonun içi neyse fonksiyon da ona eşit olmalı demiştik. O zaman bu denklemi sağlayan x değeri 2x'e eşittir 12'den x'imiz 6'dır. Bakın bu son 3 soru apotemiye ait bir sorudur arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Umarım çözümlerimi takip edebildiniz. Buradaki şöyle bileşkeli soruları rahatlıkla yapabileceğiniz bilgileri verdim. Umarım sizler de işlem kabiliyetinizi geliştirirsiniz arkadaşlar. En önemlisi yazarak çalışmanız. Bu soruları tekrar tekrar çözerseniz eminim oturacaktır. Ve kaynaklarda çıkan yani soru bankalarında çıkan soruları bu şekilde kısa yoldan kolaylıkla yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde artık grafiklerin çizimlerine başlıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.